Herkese merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ticaret herkese. Komitesi'nin yeni serisi olan Teş Talk'a hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bize vakit ayırıp geldiğiniz için bugün teşekkür ederiz. Bu serimizin devamı gelecek. Bugünkü yayınımızdan da anlayacağınız üzere ilerleyen zamanlarda, ilerleyen saatlerde gerçekten ufuk açıcı bir yayın olacak. Basit bir konuya çok farklı bakış açılarından nasıl yaklaşabileceğinizi göreceksiniz. Furkan abi hoş geldin diyeyim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, hoş bulduk Onur. Ne haber? İyi de teşekkür ederim abi. Senden ne haber? Allah'a iyi diyelim, iyi olsun. Güzel gidiyor her şey. Heyecanlıyım. Umarım güzel bir yayın bizi bekliyor olur. Eminim güzel bir yayın olacağına. Seni tanıyalım abi biraz. Ben Furkan Şahin Kulaksız. Türkiye Java Community Co-Founder'ıyım. Evren abiyle birlikte, Evren Tan'la birlikte. Bunun dışında yaklaşık 4 yıldır Java yazıyorum, sektördeyim. Bir sene bir Node.js tecrübem var. Vue.js, Node.js, Electron.js, yani JavaScript'teki. Onun dışında aralıksız 3 yıl Java ile çalıştım. Bu şekilde, bu şekilde diyebilirim, evet. Bildiğim kadarıyla aynı zamanda yüksek lisans da yapıyorsun abi şu an. Evet, bir de yüksek lisans durumu var bende. Yine Konya Selçuk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünde bir yüksek lisans yapıyorum ama gerçekten zormuş ya Onur. Yani çalışırken yüksek lisans yapıyor olmak gerçekten bayağı bir zormuş yani, onu söyleyebilirim. Evet, sektör içerisinde çok duyduğum abiler de var. Hem zaten çalışırken vakit ayırmak zor. Hem maalesef bazı şirketler müsaade ediyor, bazı şirketler müsaade etmiyor. Evet. Gerçekten zor bir iş abi. Kolaylıklar diliyorum sana o alanda Çok da. teşekkür ederim dostum. Rica ederim. İkinci bir konu olarak da şeyi duyurmak istiyoruz. 12 ve 13 Ağustos'ta çok büyük ve Evet. güzel bir yazılımcı etkinliğimiz var. Duyurularını bu hafta içi zaten sosyal medya hesaplarımızdan hem Folks dev ailesi hem biz birlikte paylaştık. Kısa zamanda çok katılımcı bir anda doldu. İlginiz için çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Furkan abi belki sen de etkinlikle ilgili birkaç bir şey söylemek istersin. Aynen. Ya şöyle, zaten biz hani bu tarz etkinliklerimizin hepsini Folks Dev ile birlikte yapıyoruz. Folks Dev ile birlikte gerçekten çok ciddi bir emek harcadık bu işe. Harcıyoruz, harcamaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Onur'un dediği gibi yani kaydı açtık biz. Community'den çıktık formları, etkinliği ve gün bitmeden 900'e yakın, 900 küsur tane kayıt aldık diye hatırlıyorum. Evet, Ama tabii yani istiyorsak burada kesin aldık hatta. aynen öyle, aynen öyle. Ama burada şöyle bir konu var. Yani çok uzun bir süre var şu an etkinliğe ve aslında bazen hani planlarımız doğrultusunda etkinliğe katılamayacak olabiliriz. Bu yüzden yedek listesi de açtık ve hani yedek listesini de muhakkak kontrol ederseniz eğer gelememe durumu olursa bazı arkadaşlarımızın hemen oradan yerinizi ayırtabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey daha söyleyebilirim ben. Dediğimiz gibi çok büyük bir organizasyon olacak ve buradaki bu etkinliğin aslında alameti farikası tamamıyla ücretsiz olması. 2 gün boyunca tamamıyla ücretsiz bir şekilde sektörden çok gerçekten deneyim sahibi, sektörde çok yıllarını geçirmiş isimlerin olacağı bir buluşma olacak. Ve burada eğer hani sponsorluk görüşmeleri de yapmak isterseniz Türkiye Java Community ile Folks Dev'le bizimle sosyal medya kamplarımızdan iletişime geçerek bu konuda da sizlerle görüşebiliriz diyelim. Ek olarak şunu söyleyeyim. Etkinlik için bir web sitesi açtık. Onun da linkini chatten paylaşır arkadaşlar şimdi. Konuşmacıları, etkinlik takvimini vesaire her şeye oradan ulaşabilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Dediğimiz gibi başvurmaya devam edebilirsiniz. Yedek listeler açık. Muhtemelen gelmeyecekler olacaktır. O yüzden oradan ekstra katılımcıları almaya devam edeceğiz. Hepinizi bekleriz o etkinliğe de. Dediğim gibi bu yayınlarımızın da devamı gelecek. Bundan sonra da yayınların hepsine gelmenizi gerçekten çok mutlu eder.
Çok da uzatmadan yavaştan sözü Furkan abiye bırakayım. Okey, tamamdır. Olay gelsin abi şimdiden. Teşekkürler, teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, öncelikle tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Umut abi hoş geldin, Furkan, Başar hoş geldin, Ömer, Faruk hoş geldiniz abi. Umarım çok keyifli bir yayın olur sizler için. Çok keyifli bir öğrenme süreci geçirirsiniz. Burada şöyle bir durum söz konusu. Kodlar Java olacak ama dil bağımsız bir yayın olacak. Farklı açılardan, çok kolay bir konuya farklı açılardan nasıl bakmamız gerektiğini öğreneceğiz. Ya da farklı açılardan baksak ne olur? Ya da bakış açımızı genişletsek ne olur gibi sorulara cevap arıyor olacağız bugün. Şimdi bu yayının aslında bir çıkış noktası var. Hani bu yayın öyle hani böyle bir iki sayıyı nasıl toplarız ya da kaç farklı şekilde toplarız gibi ya bir gün sabah kalktık da böyle bir durum oldu gibi bir durum söz konusu değil. Ben bundan yıllar önce bir mülakata girmiştim. Firma ismi vermeyeceğim tabii ki. Bana 3 tane soru sorulmuştu bu firmada. 3 tane aslında algoritmik soru, 3 tane, 3 tane kodlama sorusu. Bu soruların üçüncüsü, 2 tane sayıyı herhangi bir toplama operatörü olmadan nasıl toplarsınız gibi bir soruydu. Yani mesela 3 ve 2'yi toplayacaksınız ama arada artı operatör olmayacak. Ben 2 gün boyunca bu case'i düşünmüştüm. Yani Cuma günü atmışlardı case'i ve pazartesi günü aslında case'i bekliyorlardı. İlk iki soruyu zaten hızlı bir şekilde çözmüştüm ama 2 gün boyunca aslında ben bunu nasıl yaparım diye düşündüm. Aklıma güzel bir yöntem geldi. Zaten sunumumuz içinde de yer alacak o yöntem. Sonra ben aslında o gün de aklıma gelmemişti. Yani internette de yazabilirdim bunu ama o gün yazmadım. Bilmiyorum neden yazmadım. Sonrasında aradan bayağı bir uzun zaman geçtikten sonra Google'a yazdım ben how to add two numbers without plus operator diye. Karşıma çok daha farklı bir yaklaşım geldi ve o zaman bayağı bir şaşırmıştım ki o Google'da karşıma çıkan sonuçta bizim sunumumuz içinde yer alacak. Daha sonra LeetCode'da ben bir ara böyle 2 ay boyunca her gün deli gibi LeetCode'da takıldım ve bir tane soru gördüm LeetCode'da. İki tane sayıyı nasıl toplarsın gibi bir soruydu o da. Yazdım return artı b. Sonra ben bunu paylaştım LeetCode'da. Ya dedim farklı insanlar nasıl çözmüş, başka insanlar nasıl çözmüş diye. Orada öyle şeyler gördüm ki yani benim ağzım açık kaldı. Aslında yayının çıkma fikri birazcık buradan başlıyor. Şimdi isterseniz daha fazla böyle şey olmadan hani böyle lafı uzatmadan aslında başlayabilirim. Şimdi ben bir ekran paylaşayım. Şöyle paylaşırsam ekranımı olur herhalde. Okey. Ekranım gelmiş olmalı. Şimdi bizim öncelikle 2 tane sayıyı nasıl toplarız? Şimdi neden böyle bir şey yapıyoruz biz? Yani 2 tane sayıyı biz farklı... Aslında şimdi yayınımızın başlığı, sunumumuzun başlığı 2 artı 2, yani how to add 2 artı 2, yani 2 artı 2'yi nasıl toplarsın şeklindeydi. Ama burada hani sadece 2 olarak düşünmek çok doğru olmayacaktır. 2 tane sayıyı nasıl toplarız şeklinde. Burada 2 tane sayıyı birbirinden farklı yaklaşımlarla tabiri caizse böyle over algoritim yaparak aslında toplamaya çalışacağız. Şimdi neden böyle bir şey yapıyoruz? Ya bu evet aslında karşımıza yazılım kariyerimiz boyunca hiçbir zaman çıkmayacak bir şey. Yani bize kimse sektörde çalışırken haydi şu 2 tane sayıyı şununla topla demeyecek. Ama burada bize şöyle bir artları olacak. Bir, verimlilik. Şimdi algoritmalar problemleri çözme ve bilgisayarla yürütülebilecek talimatları oluşturma konusunda çok önemlidir. İyi tasarlanmış bir algoritma daha az bilgisayar kaynağı kullanır. Bu da genellikle daha hızlı ve verimli bir yazılım anlamına gelir. Şimdi biz bir algoritmayı ne kadar iyi kurabilirsek aslında yazdığımız kodun efektifliği de o kadar artar ve bu da şu an sunumda olduğu gibi bellek, işlemci zamanı gibi konularda bize tasarruf sağlayacaktır. Şu slide'da bir typo yapmışım, onu düzelteyim. Problem çözme yeteneği. Şimdi algoritmik düşünme, programcıların belirli bir problemi ayrıntılı bir şekilde anlamalarını ve karmaşık problemleri basit ve yönetilebilir parçalara ayırmalarını sağlar. Bu problem çözme yeteneğini arttırır ve genellikle daha etkili ve hatasız kodların oluşturulmasına yardımcı olur. Şimdi burada ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir tane konuyu farklı açılardan ele almak problem çözme yeteneğimizi çok ciddi ölçüde geliştirecektir.
Ve aslında bizim şirketimizde karşılaştığımız problemlere farklı bakış açılarıyla yaklaşma imkanı verecektir. 3. Mantıksal düşünme ve analitik beceriler. Algoritmik sorun çözme, genel mantıksal düşünme ve analitik becerileri geliştirir. Bu yetenekler bir programcının her türlü yazılım projesinde yararlı olacaktır. Çünkü çoğu programlama görevi bir problemi anlamayı, bir çözüm tasarlamayı ve bu çözümü kod olarak uygulamayı gerektirir. Gerçekten de öyle. Efektif kod yazmak için algoritmik yeteneğin çok kuvvetli olması gerekiyor ve buraya kadar anlattığım şeyler zaten benim kendi şu subjektif fikirlerimdi. Aslında bu da çok farklı bir yayın konusu olabilir. Fakat günün sonunda bir kod yazıyoruz ve kodun efektifliği bizim için önemli oluyor. Burada da algoritmik yeteneğimiz ne kadar güçlü olursa, programlama kabiliyetimiz ne kadar güçlü olursa, ki algoritmik kabiliyet aslında dile olan hakimiyeti de arttıran bir şey. Dile olan hakimiyetimiz ne kadar yüksek olursa yazdığımız kod o kadar iyi olur. Yazdığımız kod o kadar performanslı çalışır ve bilgisayarın kaynaklarını daha az harcar. Şimdi yavaştan artık kodlama kısmına geçelim. Şimdi normal yollarla toplama işlemini biz zaten biliyoruz. Nedir bunlar? Sistem out println içerisine A artı B yazmak. Ya bu zaten aslında sistem out println içerisine 2 artı 3 yazıyoruz mesela. 5 çıktısını alıyoruz. Şimdi class'tan bir instance oluşturularak yapılan toplama işlemi. Tamam. Ne yapıyoruz? Bir tane class tanımlıyoruz. Class'ın içerisinde bir toplama metodu tanımlıyoruz. Aslında yukarıdaki birinci maddedeki yapılan işin aynısını yapıyoruz ve bu instance class'tan bir instance üreterek o metoda ulaşıp o metodu çağırıyoruz. Belki şu ikisi biraz farklı gelebilir. Math kütüphanesini kullanarak toplama işlemi yapabiliriz veya Big Decimal class'ını kullanarak toplama işlemi yapabiliriz. Şimdi bunları hızlıca bir görelim. Mesela sum out println yazdım. Çok basit bir şekilde 4 artı 5 mesela. Pardon, 4 artı 5. Bu zaten bana çıktı olarak 9'u verecektir. Şimdi bu benim bildiğim en basit yöntem. Bunu birazcık şöyle farklı bir yaklaşıma çevirelim. Şöyle sum out println diyelim. Sum metodunu kullanalım. Mesela sum diye bir metot tanımlayalım. 3 ve eksi 2'yi gönderelim mesela. Gelelim buradan. Pardon. Array metot diyelim. Bu geriye bir integer dönecek. Integer alacak. Integer alacak. Return 0. Okey. İyi artı iyi bir. Şimdi bunu da çalıştırdığım zaman aslında ikisinin toplamı birini göreceğim. Şimdi bir diğer yöntem neydi? Class'tan bir instance oluşturalım. Hemen oluşturalım. Class toplama diyelim. Public integer topla. Integer A, integer B. Bunları zaten biliyoruz. O yüzden hızlı bir şekilde pardon. Integer dedik ve A return A artı B. Okey. Şimdi hemen bu metodumuz, bu klasımızdan bir tane instance oluşturalım. Instance eşittir new toplama. Instance üzerinden topla metodunu çağırıp 4'e 7 diyelim mesela. Hatta bunu da şöyle bir sistem out println içerisine alıp şöyle toplayabiliriz. Şimdi aslında buraya kadar bizim bildiğimiz günlük hayatta sık sık yaptığımız hatta yani buradaki ifadeyle buradaki metodun içerisine yazdığım ile şu metodun içerisine yazdığım arasında hiçbir fark yok. Bunların ikisi aynı yöntem. Burada birazcık böyle hani daha önce belki görmemiş olabiliriz. Belki karşımıza çok çıkmamış olabilir. Math kütüphanesi kullanarak bir toplama işlemini yapalım. Mesela integer result diyelim. Eşittir. Math nokta math kütüphanesinin math klasının addExec diye bir metodu var. Bu metodu kullanarak ben iki sayıyı toplayabilirim. Mesela 10'a 12 diyelim. Ve gelelim burada result'ı yazdırıp çalıştıralım. 22. Hiçbir problem yok. Bir de son olarak bununla alakalı Big Decimal klasını kullanalım. Mesela ne diyelim? Instance Big Decimal diyelim.
Şimdi bitkesimal bir tane parametre alıyor. Aslında ya, parametre bir tane hani burada iki daha iki parametre alanı da var ama içerisinde construction'da muhakkak en az bir tane parametre alıyor. Ben burada 4 diyorum. Şimdi burası geriye yeni bir bitdecimal döndüğü için ben burada gelip nokta diyerek bitdecimal'ın metotlarını kullanabilirim. Nokta add dedim buraya. İçerisine yeniden bir bitdecimal açacağım ve buna da atıyorum 3 diyeceğim. Sonra gideceğim system out println'de bitdecimal'ı yazdıracağım. Şimdi yazdı. Yani 4, 3, 7 yazdı. Şimdi buraya kadar aslında bizim yaptığımız şeyler tamamıyla bugüne kadar gördüğümüz, bugüne kadar karşımıza bir şekilde çıkan yapılar diyebiliriz. Peki, burada bir tık böyle bir tekniğe inelim, bir tık bir Java'yı kullanalım. Ben mesela buradaki public metodun private olduğunu düşünsem, burada nasıl bir yaklaşım sergilerim? Ya da nasıl yaparım bunu? Şimdi buna biraz bakalım. Ben buraya gelip bir tane paket açıyorum. Toplama bir normal diyelim. Normal yollarla toplama. Şunu gelip şuraya atalım. İkinci paketimi açtım. Toplama 2 reflection diyelim. Şimdi problem şu. Benim elimde bir tane toplama klası var. Bu toplama klasının içerisinde private olacak şekilde bir metodum mevcut. Ben buradaki metoda ulaşarak şunu kapattım. Şunu şöyle yana alabilirim. Aynen. Buradaki metoduma ulaşarak buradaki A artı B işlemini yapmaya çalışacağım. Aslında deminki anlatılan yöntemlerin hepsiyle aynı. Hiçbir farkı yok. Fakat burada biraz böyle reflection tekniğine girip hani biraz reflection nasıl yazılıyor onu birazcık göstermek istedim aslında burada. Şimdi buradaki olay şu. Ben biliyorum ki private metotlara dışarıdan herhangi bir şekilde ulaşılamaz mı acaba? Biraz bunu sorgulayacağız. Şimdi benim toplama adında bir tane class'ım var. Buna gelip bir tane isim veriyorum. Class instance eşittir. Toplama class'ına ulaşıyorum ve bundan bir tane instance üretiyorum. New instance. Ve bu tabii bize bir exception fırlatacağı için hemen throws'umuzla exception'ı ekliyoruz. Daha sonra method class'ını kullanarak oluşturmuş olduğum instance üzerinden class'ıma erişiyorum ve burada tanımlanmış metotlarıma erişmeye çalışıyorum. Şimdi burası arkadaşlar bazı parametreler alıyor. Şimdi bu parametrelerin ilki şu, metodumun adı. Metodumun adı. Metodumun adı ne? Topla. Hemen burada bana IntelliJ bir yardımda bulundu. Şimdi şuraya biraz atalım. Şöyle. Heh. Şimdi güzel oldu. Şimdi buraya birazcık konuşalım. Şimdi arkadaşlar benim şuranın aslında işaretlediğim yerin kafanızda fotoğrafını çekmenizi istiyorum. Çünkü metodumun adı topla ve iki tane parametre alıyor. Bu parametrelerin ikisi de integer. Bir tanesi string olabilirdi, tek bir parametre olabilirdi, birbirleriyle alakası olmayan kendi oluşturduğum class parametreleri olabilirdi. Hiç fark etmez. Günün sonunda önemli olan iki tane parametre alıyor. Bunlar integer'a integer ve metodumun adı topla. Şimdi ben buradaki reflection'ım ile geldim, bu metoduma ulaştım. Metodumun adını verdim. Daha sonrasında aldığı parametreleri verdim. Aldığı parametreleri verdim. Ve ben şu an bu M adını vermiş olduğum metodun metot tipindeki değişkenimin içerisinde metot tipindeki değişkenimin içerisinde artık metodumla alakalı her şey var. Şimdi ben bunun accessible'ını bir true yapmam lazım. Çünkü neden? Metodum private. Set accessible'ına geldim. True dedim. Artık benim sağ tarafta, sağ paneldeki metodum erişime hazır. Şimdi bunun parametrelerini vereceğim. Evet. Ve daha sonrasında
metodum üzerinden, metot tipindeki değişkenim üzerinden invoke metodunu çağırarak içerisine instance'ını verdim ve alması gereken parametreleri verdim. Şöyle var diyelim. Şöyle invoke diyelim. Hatta şunu var ile değiştirelim. Şuraya gelip exception'ımızı ekleyelim ve artık işlemimiz bitti arkadaşlar. Ben private metoduma ulaştım ve içerisinde vermiş olduğum parametrelerle toplama işlemini gerçekleştirmesini sağladım. Şimdi burada yaptıklarımızı tekrardan bir bahsedelim. Şurada tek sayfada gözüksün diye, tek şeyde gözüksün diye şuraya indirdim. Tamam, güzel. Öncelik olarak class'ıma ulaştım ve class'ımdan bir tane instance oluşturdum. Burada oluşturmuş olduğum class instance tipinden class instance değişkeninden class'a ulaştırdım ve declared metodu ben burada ya metotları declare olan metotlara ismiyle ulaştım. Aldığı parametreleri verdim. Ondan sonra set accessible'ını true yaptım ki burada accessible'ı true yapmasak ne olurdu diye Evren abi abi hoş geldin bu arada. Evren abi bir soru sormuş. Burada accessible'ı true yapmasaydık, şimdi bu private ya. Bunun accessible'ını true yaptık ki biz bu metodumuza erişip içerisindeki işlemleri gerçekleştirebilelim. Yani accessible'ını o yüzden true yaptık. Daha sonra içerisine ben parametrelerimi verdim. İki tane parametre aldığı için iki tane parametre verdim. Ve oluşturmuş olduğum metodumun invoke tipini kullanarak, invoke metodunu kullanarak içerisine aldığı ilgili parametreleri verdim. Ve zaten şu noktada artık benim metodum çağrıldı, çalıştı ve sonucu ekrana bastırdım. Şimdi bu aslında birazcık Java'sal bir teknik. Bu aslında algoritmik bir yaklaşım değil. Sadece buradaki yapıyı aldım ve içerisine reflection katarak birazcık böyle Java'nın temeline inmek istedim. Dediğim gibi yani bu çok algoritmik bir yaklaşım değil aslında. Şimdi bunu zaten konuştuk. Private ise reflection yapıyoruz. Şimdi reflection API runtime'da bir sınıfın davranışını inceleyen bir yapı. Biz de zaten daha demin private olan bir metotlara normalde erişemiyorken reflection yardımıyla private olan metodumuza eriştik. Şimdi arkadaşlar üçüncü yöntem merge list. Bu yayının başında size bahsetmiş olduğum bir tane olay vardı. Ben bundan yıllar önce bir mülakata girmiştim ve bu soru bana sorulmuştu. Soru şuydu. Toplama işlemi olmadan yani artı operatörü olmadan iki tane sayıyı toplayabilir misin? Ben orada 2 gün düşünüp şu yöntemi bulmuştum. Elimizde bir tane liste var. Listenin boyutunun hiçbir önemi yok. İçindeki elemanların hiçbir önemi yok. Sonra ikinci bir liste oluşturuyorum. Gene hiçbir önemi olmayan bir liste. Sonra ben bu iki listenin birleşimini, size'ını alırsam toplamlarını bulurum diye düşündüm. Yani şöyle düşünüyoruz. Mesela sayımız 4 ve 6 olsun. 4 elemanlı bir liste oluşturuyorum. 6 elemanlı başka bir liste oluşturuyorum. Bu iki listeyi birleştirip bunun size'ını alırsam geriye 10 elemanlı bir liste dönecektir bana. Benim o zaman bulduğum yaklaşım buydu ki bunu da buraya almak istedim. Hemen geldim. Buraya bir tane paket açacağım. Toplama 3 diyelim. Merge list diyelim. Nokta mail. Şunu bakalım. Ve buradan devam edelim. Şimdi ben buraya geleceğim. Bir tane private static integer toplama diye bir metot açtım. Şimdi integer A, integer B. Elime iki tane sayı geldi. Ben bu iki sayıyı arada artı operatörü olmadan listlerle toplamaya çalışacağım. Şimdi list integer. Numara 1 diyelim. Eşittir. Arrays klasının asList metodunu kullanarak içerisine bir tane şöyle. İçerisinde bir tane dizi verdim. Ne yaptı bu? Benim
burada şu tam şu işaretlediğim, maviyle işaretlediğim yerde gitti bir tane dizi oluşturdu ve bunu da Erase'in as list metodu yardımıyla listeye çevirdi. Aynı işlemi ben gidip ikinci sayı için uyguluyorum ve ikinci bir listem şu an elim hazır. Yani şöyle düşünüyoruz. Bu metoda bir parametre gelirse, yani A ve B, A 4 olsun, B 7 olsun. İkisinden şu anda 4 elemanlı ve 7 elemanlı default içinde sıfır değerler olan bir liste oluşturdum. Şimdi bunları ben birleştirip size'ını aldığım zaman aslında istediğim sonucu elde etmiş olacağım. Stream'in concat metodunu kullanarak öncelikle num1'i stream'e çeviriyorum. Akabinde num2'yi stream'e çeviriyorum. Ve şu an num1 stream'e çevrildi. num2 stream'e çevrildi ve şu an ben bu ikisini concatledim. Akabinde geliyorum. Bunu toList'e çeviriyorum. Ve ben bunun size'ını aldığım zaman istediğim cevabı elde ediyor olacağım. System out println dedim. Toplama 7'ye 12 mesela. Çalıştırdığım zaman 19 geldi. Şimdi burada aslında dikkat ettiyseniz şöyle bir durum var. Burada negatif sayıları biz toplayamıyoruz. Çünkü neden? Negatif sayılarla biz bir dizi boyutu, bir list boyutu oluşturamayız. Ya burada bu yöntemin böyle bir, bu yaklaşımın böyle bir sıkıntısı var deyip yeni yöntemimize geçelim. Şimdi yeni yöntem brute force yaklaşımı. Şimdi brute force bütün olasılıkları tek tek deneyerek sonuca gitmemizi sağlayan bir yaklaşım. Çok basit bir yaklaşım. Çok tutarlı. Uygulaması çok kolay. Fakat bu artılarının yanında çok yavaş çalışan bir teknik. Çünkü brute force yaklaşımı bütün olasılıkları tek tek deneyerek sonuca gitmemizi bizim. Yani bütün olasılıkları tek tek denediği için aslında bütün olasılıkları tek tek denediği için yavaş çalışıyor. Tek tek ne kadar olasılık varsa hepsini deniyor. Şimdi brute force için hemen şuraya geleyim ben. Bir tane toplama 4 brute force diyelim. Main 1. Şimdi gene şuraya gelelim bir metot açalım. Private static integer. Integer A, integer B. Elimde iki tane sayı var ve ben bu iki sayıyı tek tek bütün olasılıkları düşünerek toplamaya çalışacağım. Şimdi bunu nasıl yaparım? Sayılarım integer. Geriye dönüş tipim integer. Ve ben şunu biliyorum ki integer'ın yani int'in başlangıç ve bitiş noktası belli. O zaman ben şöyle bir for açsam. Integer i eşittir. Bir alışkanlığı direkt sıfır yazdım. Integer'ın min value'sundan başlasa i küçük eşittir. Integer'ın max value'suna kadar i artı artı desem. Ve eğer a artı b'nin toplamı eşit eşittir i olursa ben i'yi döneyim. Buraya da geleyim. Return 0 diyeyim. Şuradaki şeyden kurtulmak için. Brute force yaklaşımıyla toplama işlemi bu şekilde yapılır. Yaptığım şey çok basit. Brute force neydi? Tek tek bütün olasılıkları deneyen, şurayı da kapatayım şöyle. Tek tek bütün olasılıkları deneyen bir pardon. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle teknik anlamda bir problem oldu şu anda. Şöyle. Normalde böyle sıkıntıların olmaması için çok böyle dua etmiştim ama Murphy kanunları devreye girdi ve beklemeyeceğim bir anda bir sıkıntı oldu. Tamam, şu an çözdüm. Şu an çözdüm. Şu an çözdüm. Aslında devam da edebiliriz. Ben şöyle tekrardan
Tamam, şu an okey. Şimdi çok özür dilerim tekrardan. Affınıza sığınıyorum. Çok teknik bir problemle karşılaştım burada. Şimdi iki tane sayı bütün olasılıkları tek tek deniyorum. Min value'dan max value'ya kadar aslında hepsini alıyorum. Hepsini A artı B'nin toplamı eksi 30, 32 milyar mı? A artı B'nin toplamı işte 2 üzeri 32 eksi 1 mi diye böyle tek 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 2 üzeri 32'ye kadar hepsini deniyorum ve bulduğum anda çıkıyorum. Şimdi ben bunu bir çalıştırmaya başlayayım. Bakalım nasıl bir alacağım. Sum metodunun eksi 7'ye 12 mesela. Şu an çalışıyor. 5. Bakın bir süre böyle bir şey geldi. Bir böyle bir iki saniye sanki bir durdu. Mesela şöyle 14 ile 12'yi toplayalım. Bakın bir duraksadı. 26'yı buldu ve çıktı. Brute force yaklaşımıyla da bu şekilde iki sayıyı toplayabiliriz. Şimdi arkadaşlar brute force'un aslında bir başka yaklaşımı daha var ki o çok şık bir yaklaşım gerçekten. Mean 2 diyelim. Şöyle bir kalemimi açayım. Ekranda çok kaplamadan şöyle ha. Şimdi brute force'un ikinci yaklaşımı diyor ki elimizde zaten iki tane sayı olacak. Hatta şöyle farklı renklerle çizelim bunu. Sayı 1 olsun. Sayı 2 olsun. Bu kırmızı sayıyla siyah sayıyı toplayacağımı söylüyor. Diyor ki yaklaşımda. Bir tane üçüncü bir sayı tanımla diyor. Bu kırmızıyı azalt diyor. Kırmızının azaldığı oranda maviyi arttır diyor. Kırmızı siyaha gelince duracak. Zaten kırmızı siyaha gelince diyorum özür dilerim. Kırmızı sıfıra gelince duracak. Sıfıra geldikten sonra zaten bu maviyi de kırmızı kadar arttıracağımız için mavinin ikinci değeri ilk, yani mavinin sıfırdan sonraki ikinci değeri kırmızı olacak aslında. Bundan sonra diyor siyahı da azalt sıfıra kadar. Ondan sonra zaten mavi kırmızı olmuştu. Siyahı sıfıra kadar azaltırken şuradaki yeri gene siyah kadar arttırırsan toplamlarını bulursun diyor. Gerçekten çok şık bir yaklaşım. Şimdi bunu kodlamaya çalışalım. Sam diyelim. Integer num 1 integer num 2. Şimdi burada bir tane result değeri tanımlıyorum. Result eşittir 0. Şimdi while döngüsü açtım bir tane. Numara 1 sıfıra eşit olmayacak şekilde dönecek. Şimdi result değerimi arttırıyorum. Ne kadar arttırıyorum? Aslında burada bir tane yardımcı metot tanımlıyorum kendime. Increment adında. Şuna numberi vereyim. Şimdi geleyim buraya. Şunu da şöyle kapatsam aslında. Aynen. Aynen. Şurayı da çünkü bu metodu numara 2 için de kullanacağım ve adı şunun aldığı parametre num olarak kalabilir. Aynen şöyle güzel. Şimdi burada diyorum ki buraya parametre olarak gelen numara eğer sıfırdan büyükse bir döndür. Sıfırdan küçükse eksi bir döndür. Şimdi bu bana yukarıda demin anlattığım işlemi yaparken yardımcı olacak bir metot. Numara birden numara bir eksi increment'ı çıkarıyorum ve içerisine tekrardan numara biri veriyorum. Şimdi burası ne yapıyor? Sıfır olmayana kadar parametre olarak gelen numara bir sıfır olmayana kadar benim buradaki parametre olarak daha doğrusu referans olarak verdiğim result değerini arttırıyor
Bunu arttırdığı zaman kendisinden de aslında çıkartıyor. Yani resi yukarıya çıkartırken kendisini aşağı indiriyor. Şimdi ben aynı işlemi gideceğim. Numara 2 için yapacağım. Increment. Ses geliyor mu şu an tekrar? Ses. Şu an ses geliyor değil mi? Tamam, okey, süper. Ya arkadaşlar kusura bakmayın aslında. Şey de yok ama şarjı da tamlamıştım şarjında. Neyse, okey, şu an ses varsa süper. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Tabii burada bir niye bir sıkıntı oldu? Şöyle tekrardan bir bakalım. Sam dedik. Bir problem oldu gibi sanki. Niye çalıştırmadı bunu? Aslında çalışması da gerekiyor idi. Numara büyüktür sıfırsa bir dön, eksi bir dön. Tam göreyim şöyle. Sum metodu geldi. Aslında yayından önce bütün kodları tek tek yazdım, denedim. Bir problem çıkmasın diye ama şu an ah tabii bir saniye. Main 2'yi aldı değil mi? Brute Force'un Main 2'sini almasını bekliyorum şu anda. Neyse çok problem değil. Şimdi düzeltiriz biz bunu. Ben zaten burada bir debug yapmak istiyordum. Şurada bir debug yapalım. Debug'dan önce istersen abi bir soru cevap da yapabiliriz. Az soru cevap aynen olur. Olur. Tamamdır. Soru cevap yapalım. Ben de biraz şey oldum ya. Böyle kulaklığın şeyi gidince falan. Ekranda görüyor olması lazım herhalde şeyleri, soruları. Soru varsa arkadaşlar. Emre'nin bir sorusu var. Bu iki sayı tam sayı değilse bu yöntem işe yarar mı diye bir soru sormuş. Şimdi şöyle, bu yöntem brute force'da işe yaramayabilir çünkü orada yani sonuçta tam sayı değilse 0 ve 1 aralığında sadece sonsuz tane sayı var. Hani çok imkanlı olan bir durum değil. Integer ve long durumlarda işe yarayacaktır. Aslında. Oğuz Kaz Kayası'nın bir şeyi var. TypeScript'te nasıl yapıldığıyla ilgili bir şey. TypeScript'te artı operatör olmadığı için toplama bu şekilde yapılabiliyor. İki non-negatif integer gerekli tabii. Aslında şöyle, TypeScript'te de aynı yaklaşımlar mevcut olabilir. Çünkü TypeScript'te hani sonuçta type safety bir dil ve bunlar da algoritma olduğu için her dilde tabii ki TypeScript'te de çok rahat bir şekilde uygulayabiliriz. Tamamdır. O zaman Çağrı abinin bir sorusu var.
Ha, Çağrı abi mi? Bu döngü. Abi Çağrı abi hoş geldin bu arada. Ben biraz da bir heyecan yaptım ilk YouTube yayın olunca. Görmedim, kusura bakma ya. Bu döngüyü duvarla yapmak istesek nasıl değiştirmemiz gerekirdi? Ya bu döngüyü duvarla yapmak istesek nasıl değiştirebilirdik? Şimdi duval döngüsü çok kullanılmayan bir döngü olduğu için çok doğru hatırlayabileceğim ben emin miyim? While içerisinde olmasını istediğimiz işlemi yazıyorduk sanırım. Özür dilerim. Do içerisinde olmasını istediğimiz işlemi yazıyorduk. While olunca da oradaki şartı veriyorduk. Abi bunu gene aynı şekilde iki tane do while'la yapmak gerekirdi. Yine aslında şuradaki yapıyı do'nun içerisine yazıp while kısmına da şurayı verince aslında sorun çözülebilir diye düşünüyorum. O şekilde bir yaklaşımla aslında do while ile değiştirilebilirdi bu döngü. Evet, alttaki for'da nan bir kalmış. Ben de şimdi gördüm. Hocam. Evet. Kadir hocam. Şimdi gördüm ben de. Şimdi gördüm. Sorusu olan varsa arkadaşlar şu an chatten yazabilir. Yoksa devam edeceğiz programaya. Kadir Korkmaz. Hocam güzel gidiyor, yayın sorun yok demiş. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi o zaman Az önce şeyle ilgili, TypeScript ile ilgili bir soru vardı ya abi. evet. Onun devamı ile ilgili sormuş Oğuz. Type level'da kastetmiştim. İki Çok bunlar. tuple'yi merge ederek, yani tuple ne demek tam bilmiyorum aslında ama TypeScript'te de onun bir yaklaşımı vardır illaki. Emin değilim ama nasıl oluyor? Çok aşina olduğum bir dil değil çünkü TypeScript. Tamamdır. Başka soru yok herhalde abi şu anlık. Devam Okey, edebiliriz. süper. Şimdi bu yöntemi tekrardan bir hatırlayalım. Yani tekrardan bir üzerinden geçelim. Şimdi iki tane sayımız var elimizde. Bu iki sayımızı biz üçüncü bir referans sayıyla aslında üçüncü bir referans sayıyla toplamaya çalışıyoruz. Referans sayımız her ikisi için de geçerli olacak. Maviyi sıfıra kadar azaltırken siyahı da mavi kadar arttırıyoruz. Şimdi bu belli bir seviyeye geliyor. Mavi kadar bir yüksekliğe geliyor. Sonrasında devreye kırmızı giriyor. Kırmızıyı siyah sıfıra kadar azaltıyoruz. Akabinde burada kaldığımız noktayı kırmızı kadar arttırıyoruz ve aslında sıfırdan ulaştığımız nokta bizim iki sayımızın toplamı oluyor. Şimdi şurada tam bir debug, şunu bir tekrar normal bir çalıştıralım da şunun num2'nin ne olduğunu. Aynen, 10 değerini verdi şimdi bana. Güzel. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Debug'da çalıştıralım hatta. Şimdi num birim 4, num 2 6. Rest değeri sıfırdan başladı. Tamam. Bakın. Olay tam olarak da şurada kopuyor. Şimdi şunu ben şöyle yana alsam. Şöyle. Şunu da bir de şuraya koysam. Okey, şu an oldu. Şimdi bakın. Rest'e şu 14. satıra geldi. Debug'da indim aşağı ve num değerim sıfırdan büyük olduğu için bir dönecek ve resime bir ekleyecek. Ekledi biri. Akabinde nam birden de bir çıkartacak. Neden? Çünkü burada nam diyelim 4 sıfırdan büyük ve increment eksi yapıyorum. Bu şekilde şurada debugger şurayı aç. Aynen şurayı istiyordum aslında. Bakın. Rest diyelim 3, num 1 diyelim azalıyor sürekli. Ve son adımda aslında num birim 0 olduğunda rest diyelim 4 oldu. Ne yapmış oldum? Bir tane sayımı sıfıra kadar azaltırken referans tuttuğum sayıyı aslında yukarıya kadar, yani sayı kadar arttırdım. Yine aynı işlemi
Bu sefer NUM2 için yapacak ve bunu da NUM2 ile yine rest değeri üzerinden yapacak. Neden? Çünkü rest değeri zaten belli aşamaya gelmişti. Brute force'un ikinci yaklaşımı da bu şekilde. Şimdi yine çok güzel bir yaklaşımla devam edeceğiz. Manipülasyonları. Şimdi bit manipülasyonlarında ya bir kere önce bir bitsel işlemleri, bir bit manipülasyonları ya, bir, ya o hani er, ont, er, er, or, ent, bunları bir hatırlayalım. Ne işe yarıyordu bunlar? Şimdi bit seviyesinde işlem yapmamızı sağlayan operatörlerdi bunlar, bitwise operations'lar. Düşük seviyeli programlama dillerinde çok daha yaygın kullanılıyor. Performans optimizasyonlarında, sıkıştırma ve şifre algoritmalarında, donanımla doğrudan etkileşim verilen yerlerde aslında bitwise operations'ları biz kullanıyoruz. Şimdi bitwise operations'lar alakalı şöyle, benim LinkedIn'de paylaştığım bir post vardı zamanında, onu buraya koymak istedim. Aslında burada da şöyle, bizim normal Java'da wrapper class'larımız normal sandığımızdan çok daha fazla iş yapıyorlar etiketiyle koymuştum ben bunu. Normal biz wrapper class'larımızı kullanarak aslında bits ikili tabanda işlem yapabiliriz. Yani sayıları ikili tabana çevirebiliriz. Burada bunu bahsetmiştim ki burada da linkini koydum buraya ki slide'ı da paylaşacağım ben. Orada da paylaştıktan sonra da bakabilirsiniz. Şimdi bitwise or. Elimde iki tane önerme var. Bu iki önermenin ikisi de doğru ise geriye bir döndürür. Sadece biri doğru ise geriye bir döndürür. İkisi de yanlış ise geriye sıfır döndürür. Yani benim önermelerimden sadece bir tanesinin doğru olması sonucumun bir olması için yetiyordu. Peki end ne işe yarıyordu? End de şöyle. Benim sonucum sadece ve sadece iki önermenin ikisi de doğruysa birdir. Onun dışındaki bütün önermelerde cevabım sıfırdır. Yani benim iki tane önermem var. Sadece bir tanesi sıfır ise önermemin sonucunun sıfır olmasına yetiyordu. Şimdi bitwise XOR önermeler birbirlerinin zıttıysa, yani iki önermeden birisi doğru, diğeri yanlış ise ya da birisi yanlış, diğeri doğru ise bir döndürür. Eğer önermelerden ikisi de doğru ya da ikisi de yanlış ise o zaman sıfır döndürür. Şimdi iki önermem var. İkisi de A. Ya ben bunu şöyle kodlamıştım. Ta üniversiteden hatırlıyorum ben bunu aslında. İki önermemin ikisi de aynıysa cevap sıfır. Birbirinden farklıysa cevap bir olarak dönüyordu. Ve XNOR var. N ile XNOR. O da gene mi yayın gitti bu arada? Ses falan tam değil mi Onur? Abi sesini alıyoruz. Sıkıntı yok. Devam edebiliriz. Okey, süper. Ya şöyle, benim şimdi StreamYard yayında tablette olduğu için arada sırada donma problemi gerçekleşti orada da. Onu tekrardan şöyle bir alsam hiç fena olmayacak. Tabii ki orada soruları alabiliriz biz de varsa eğer. Aynen. Şu an gelmiş olması lazım. Okey. Tamam. Tamamdır. Süper. Bir de XNOR var dediğim gibi. Aslında XNOR da XOR'un tam tersi. İkisi de aynıysa sonuç 1, birbirinden farklıysa sonucu 0 döndürüyor. Şimdi bitwise complement ikilik tabandaki karşılığının tam tersi bitlerini alıyor. Yani 0'ı 1'e, 1'i 0'a çeviriyor. Burada şöyle bir konu var. Komplement, ya tümleyeni, bir sayının mesela tümleyenini almak istediğimiz zaman aslında bu işlemi yapıyoruz. Bu tümleyen de aynı zamanda negatif sayıların bitwise operations'larında da kullanılan bir yapı. Left shift uygulandığı sayının ikilik tabandaki karşılığını sola doğru kaydırıyor. Şimdi bu bir parametre alıyor.
left shift operatörü aldığı parametre kadar sayıyı sola doğru kaydırıyor. Ve right shift var. Right shift'te aldığı parametre kadar sayıyı sağa kaydırıyor. Diyelim ve burada artık işlemlerimize geçelim. Şimdi ben buraya bir tane bir paket açayım. Açmamışım. Şunun da adını main diye değiştireyim. Şimdi benim eğer A değerim sıfırsa cevap zaten B'dir değil mi? Çünkü sıfır artı B, B'dir. Aynı şekilde B değerim sıfırsa cevap A'dır. Onun dışındaki cevaplarda şimdi burada bir recursive yaklaşım mevcut arkadaşlar. Burada bir recursive yaklaşım mevcut. Önce ben bunu xorluyorum. Daha sonrasında B işlemine sokuyorum. Ve bunu left shift işlemiyle sonuçlandırıyorum. 4'e 3. 7. Bir daha deneyelim. Mesela eksi 5'e 8. Şimdi arkadaşlar buradaki yaklaşım şu. Aslında odaklanmamız gereken yer şurası. Öncelik olarak bunu xorluyor. Şimdi xor neydi? Şöyle. Xor. Önermeler birbirlerinin zıttıysa, yani iki önermeden birisi doğru, diğeri yanlış ise ya da birisi yanlış, diğeri doğru ise bir döndürüyor. Aslında şu ikisi birbirinden farklıysa geriye bir, aynı ise sıfır döndürüyor. Şimdi buradaki sayıları alıyor, ikilik tabana çeviriyor ve birbirleriyle xorluyor. Daha sonrasında bu iki sayıyı alıyor, bir v işlemine sokuyor. Ki v işlemi de neydi? Her ikisi de bir olunca sadece bir oluyordu. Geri kalan bütün önermelerde sıfır oluyordu. V işlemine sokuyor ve left shift işleminde bulunuyor. Yani bir bit kadar sola kaydırıyor. Şimdi bunu debug'da görmek için ben şöyle çok küçük sayılarla debug işlemine tabi tutacağım. Şimdi 2 kalmış burası. Şimdi işaret bitlerine gelecektir. O yüzden şimdi A ve B'nin xor'undan 1 geliyormuş. Tamam. A ve B işleminden 2 geliyormuş. Bu ikisinin tamamından 4 geliyormuş. Şimdi tekrar yukarı çıkacak bu arkadaş. Çıktı. Artık A 1 oldu. B 4 oldu. Recursive mantığıyla düşünelim. Recursive. A ve B 0 değil. Buraya geldim. A 1 ve B 4'tü. Ben bunu şimdi çalıştırdım. Result'ım 5 oldu. Şöyle A ve B'nin çalışmasına bakalım. Buradan 0 cevabını vermiş. Bunu 1 bit kadar sola kaydırdığımda ise yine cevabı 0 vermiş. Tamam. Güzel. Yani 0'ı şu an elde ettik. Yani benim durma şartım aslında 0. Recursive'lerde biliyorsunuz bir durma şartı var. Şimdi sayılarımdan bir tanesi 0 olduğu için durma şartıma takılacak ve bana cevabı 5 olarak karşıma çıkaracak. Cevap 5 olarak karşıma çıkaracak. Şimdi bu da yine arkadaşlar aslına bakarsanız yayının başında bahsettiğim artı operatörü olmadan iki sayıyı toplama işleminin
bir örneği olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi geldik binary search'e. Şimdi arkadaşlar binary search'un mantığı çok güzel aslında. Kendisi çok güzel bir algoritma bir kere. Elinizde bir tane aralık olsun. Ya bir dizi olsun elimizde. Herhangi bir dizi. Aslında dizi demek çok doğru olur mu bilmiyorum ama bir aralık desek çok daha doğru olur. Başı ve sonu belli olan bir aralık diyelim biz ona. Ya sonsuz uzayda başı ve sonu belli bir dizi ya da bir aralık. Bu aralığı önce alıyorsunuz. Bu diziyi önce alıyorsunuz. Önce bir sıralıyorsunuz. Sıraladıktan sonra bu dizinin, sıralanmış dizinin low değerini, high değerini ve mid değerini belirliyorsunuz. Ve akabinde siz low, mid ve high değerlerinizi parametre alarak sonuca ulaşmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu şöyle bir şey. Şimdi elimizde burada bir tane dizi var. Sıralanmamış bir dizi. Ve ben istiyorum ki 38 numaralı sayıyı arayalım. Gerçi burada 23 mi aramıştım ben sonrasında hatırlamıyorum ama. Öncelik olarak diziyi sıralıyorum. Diziyi sıraladım. Aslında iki işte low, high ve mid değerlerini belirliyorum. Low, high ve mid değerlerini belirledim. Burada arkadaşlar tamamıyla indeks bazlı gidiyoruz aslında. Dizinin sıfırıncı indeksine low diyoruz. Dizinin en yüksek indeksine high diyoruz. Dizinin ortadaki elemanına da mid diyoruz. Aynen. Daha sonra üçüncü adım olarak midi küçük mü target'tan, midi büyük mü target'tan ya da midi eşit eşit mi target'a. Şimdi eğer midi benim aradığım değere yani target'a eşitse zaten bir problem yok demektir. Ama midi küçükse target'tan ya da midi büyükse target'tan o zaman işler değişiyor. Şimdi biz kaçı arıyorduk? 38'i arıyorduk, değil mi? Şimdi 38'i aradım. Şimdi mid değerim neydi? Şöyle bir geri gelelim. Mid değerim şuradaki yer. 38 midimden büyük mü küçük mü? Büyük. O zaman benim şuradan öncesine yani 16'dan öncesine hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Burayı unutabilirim. Burayı dizden silin, dizden silin, kafanızdan silin. Daha sonra ben aynı işlemi tekrardan güncelliyorum. Yeni ya şurayı yeni bir dizi değil tabii ki bu ama yeni bir dizi olarak düşünün. Low'unu, mid'ini ve high'ını belirliyorum. Low'unu, mid'ini ve high'ını belirledim. Sonrasında ben 38'i arıyordum. Mid'im 56. Mid'im 56 attık. 38 56'dan büyük mü küçük mü? Küçük. O zaman benim şuradaki pembe kısmıma da hiç ihtiyacım yok. Pembe kısmına da hiç ihtiyacım yok. Artık burası kalıyor geriye. Ve burada da mid diyelim 38 olacağı için mid diyelim 38 olacağı için direkt bizim işlemini bitirip çıkış yapabiliyor. Şimdi ben bunu arkadaşlar ya bu çok güzel bir algoritma bence. Çok güzel bir teknik. Ben bunun önce bir implementasyonunu akabinde nasıl benim iki sayıyı binary search ile toplayacağımı bir bakalım. Toplama 6 binary search dedim. Ve buraya geldim main dedim. Arkadaşlar binary search'te dokümantasyonlarda aratırsanız eğer iki farklı yaklaşım karşımıza çıkıyor. Bir tanesi recursive yaklaşım. Öbürü ise şimdi yapacağım olan iteration yaklaşımı. Binary search with iteration diyelim. Elimde bir tane dizi olacak demiştim. Şu formatla yapsam daha güzel olur sanki. Ve target. Şimdi bizim metoduma bir tane dizi parametre olarak gelecek ve bu parametre olarak gelen dizi önce biz sıralanacak. İlk şartım bu. Arrays'in sort'unu dedim ve içerisinde array'imi verdim. Şimdi burada integer min eşittir 0. Min değerim neydi? Dizimin aslında sıfırıncı indeksiydi.
Integer max eşittir. Array'in length'i eksi 1. Max değeriminde ne konuşmuştuk aslında? Şurada hatırlayacağınız üzere biraz geriye gelsem. Şöyle. Aynen. High diye en yüksek değer olacak aslında. İndeks bazında. Ve burada integer mid tanımlıyorum bir tane. Bir tane de indeks tanımlıyorum. Eksi 1. İndeksin ne işe yaradığını birazdan zaten daha net bir şekilde görüyor olacağız. Şimdi while döngüsünü döngümü açtım. Min küçük eşittir max olduğu zaman. Daha doğrusu max olana kadar. Min küçük eşittir max olana kadar. Öncelik olarak bir ortanca noktayı belirliyorum. Orta noktamı buldum. Ve burada diyorum ki if array küçükse target'tan min değerini güncelle. Nasıl güncelle? Mid artı 1. Şimdi bu koşul sağlanırsa eğer ne oluyor? Benim middle değerim, ya yani şuradan göstersem daha rahat olacak aslında. Middle değerim target'tan küçük ise, target'tan küçük ise min değerini bir sağa öteliyorum. Çünkü target'tan küçük ise benim mid değerim demek ki target daha büyüktür ve bunu bir sağa öteliyorum. Akabinde diğer koşulumu yazıyorum. Array'in mid'i büyükse target'tan max değerini güncelleyeceğim. Mid eksi 1. Yani demin göstermiş olduğum şemaya göre şuradaki yapıya göre min ve max değerlerimi yeni yapımda belirliyorum aslında. Diğerlerini bir kaydırıyorum. Zaten mid genelde ortada olduğu için max ve mid değeri ona göre şekillenecek. Son olarak else if array'in mid'i eşittir target'sa index eşittir mid diyorum ve döngüden çıkıyorum. Burada da return index diyorum. Yani aslında binary search algoritmasında bizim işimiz indekslerle. İndeksi buluyoruz. İndeksi göre array'i artık alıp kullanabiliriz. Mesela şimdi ben burada sistem out println'e geleyim. Metodumu çağırayım. Şu new diyeyim. Integer. İşte 3, 5, 2, 6, 7 diyelim. Ve target değeri istiyor bir tane de. Target'a da kaç diyelim? Mesela 5 diyelim. İki. Şimdi dizimiz sıralanmış hali nasıl olacaktır? Hemen şuraya bir dizimizin sıralanmış halini yazalım. 2, 3, 5, 6, 7 olacaktır değil mi dizimizin sıralanmış hali? Sıfırıncı indeks, birinci indeks, ikinci indeks. İkinci indeksim kaç? 5. Aynen de doğru. 5 değerini arıyordum ve ikinci indekste karşılığını buldum. Peki olmayan bir şey aratsam? Olmayan bir şey arattığım zaman da eksi bir değerini burada alıyor olacağım. Peki ben aynı işlemi iki sayıyı toplarken nasıl uygulayabilirim? Çok tatlı bir yaklaşımı var. Şimdi ben demiştim ki binary search anlatırken en başında bir aralığım olacak elimde. Başlangıç değeri belli olan ve bitiş değeri belli olan bir aralık. İki sayıyı toplarken şuraya gelip metodumuzu da açalım. İki sayıyı toplarken benim başlangıç ve bitiş değerim aslında belli. Brute force yaklaşımıyla aynı. Add BST diyelim. BST. Integer A, integer B. Şimdi brute force yaklaşımında demiştim ki bütün olasılıkları deniyoruz. Nereden nereye bütün olasılıklar? Integer min value'dan integer max value'ya kadar olan bütün olasılıkları deniyorum. Aynı şeyi burada da yapıyorum. Benim neydi binary search'ta hatırlayacağımız üzere? Şöyle bir yukarı çıkalım. Low değerim, high değerim var. Low değerim ne olacak? Integer min value. Peki max değerim integer max value. Şimdi artık algoritmamı rahat bir şekilde uygulayabilirim. While min
eşittir max olduğu sürece. Limit değerimi hesaplıyorum. Şöyle. Aynen. Daha sonrasında diyorum ki burada bu sefer hani birazcık daha böyle hani mid değerini ortada ilk başta kontrol edeyim. Mid eşittir A artı B ise benim target'ım ne? A artı B. A artı B'ye eşitse return mid'i dön. Else if mid büyükse A artı B'den, o zaman diyorum ki max'ı mid eksi 1 yap. Onun dışında mid mini mid artı 1 yap. Ve gel burada de ki return eksi 1. Aslında şuradaki uyguladığımda hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Ne yaptım? Aralığımı belirledim. Aralığım zaten ya o koskocaman 32 bit 232 tane sayının olduğu aralığın min değerini belirledim. Max değerini belirledim. Ortadaki elemanını belirledim. Benim verecek olacağım A ve B parametrelerine göre bir tane target değerim belirlenecek. Eğer bu target değerim mid'e eşitse mid'i dön zaten. O benim istediğim şey. Ama mid'e eşit değilse mid'e göre kontrol yap. Mid'den büyükse benim target değerim ona göre bir güncelleme yap. Eğer mid'den küçükse ona göre bir güncelleme yap. Şimdi geldim. Add with BST. Ona eksi 3 mesela. Çalıştırıyorum. 7 değerini karşımda gördüm. 28 ya da 25. 35. Karşılığını gördüm. Çok tatlı bir yaklaşım. Binary Search Tree ile. Sonuçta bir şey arıyorum ve aradığım şeyin aralığı da belli aslında. O yüzden toplama işlemini yaparken binary search'ı da rahat bir şekilde kullanabiliriz. Buraya kadar sorusu olan, anlamadığı bir yer olan var mı arkadaşlar? Ben şöyle şimdi benim tabletim gene bir koptu. Hızlıca hemen tabletimi tekrardan bağlayayım. Şu an sorusu olan yok abi. Soru yok mu şu an? Tamam, süper. Süper. Ya benim tablet bir donuyor. Sürekli bağlı aslında birbirine de ama. O zaman Onur, sen beni uyarırsan çok müteşekkir olurum abi. Tabii tabii abi. Şu ana kadar bir sıkıntı yok ama. Süper. Eyvallah. Tamamdır. Tamam. Şimdi arkadaşlar geldik. Dijikstra algoritmasına. Şimdi arkadaşlar Dijikstra ya da Dijkstra diye telaffuz ediliyor sanırım. Biz de öyle telaffuzu uyalım. Dijkstra algoritması en kısa yol algoritması. Bu algoritmanın temel amacı bulunduğumuz noktalar diğer tüm noktalar en kısa bulma amacını taşıyan bir algoritma. Ya hatta bu maplerin Google Maps olur artık Apple Map olur. Hani bunların da temelinde yatan algoritmalar aslında en kısa yol bulma algoritmaları diyebiliriz. Ki yanlış bilmiyorsam oyun programlamada falan da kullanılan bir algoritma. Dijkstra algoritması. Olayı çok basit. Elimizde bir graf var diyelim. Şöyle bir graf. Ne yapmış? Ankara'dan başlamış. Sivas'a gitmiş. Niğde, Kayseri, Mersin, Antalya, Konya, Denizli. Şimdi 4, 7, 8 tane şehir var elinde. Burada arkadaşlar bunu bir graf olarak düşünün. Ya bu bir aslında bir graf. Yönlü bir graf. Şimdi yönlü diyorum çünkü Dijkstra algoritmasında yönsüz de olabilir. Hatta okun şuralarda olduğu yani çift yönlü okun bulunduğu graflarda olabilir. Burada arkadaşlar benim için en önemli olan yer ağırlıklar. Ağırlıklar benim
aslında en ya, yol bulurken ki en kısa yolu bulmamda yardımcı olacak en önemli parametreler diyebiliriz. Şimdi öncelikle Dijikistra algoritmasının nasıl çalıştığını bir konuşalım. Şimdi Dijikistra algoritmasında olmazsa olmazınız bir tane başlangıç noktası belirliyorsunuz. Algoritmanın uygulanmasının ilk adımı bu. Bir başlangıç noktası belirliyorsunuz ve bunun maliyetini sıfır veriyorsunuz. Çünkü şöyle düşünün. Siz Konya'dasınız. Konya'dan Konya'ya gitmek için harcayacağınız maliyet ne kadar olur? Sıfır olur, değil mi? Sıfır. O yüzden sıfır veriyorsunuz. Geri kalan bütün şehirlere ya da bütün nodlara diyelim, bütün düğümlere sonsuz maliyet veriyorsunuz. Tamam. Şimdi şu renkler çok önemli olacak bizim için. Renkleri de lütfen dikkat edin. Yani rengin tabii ki hani sarı pembe olmasına değil ama renkli olmasına dikkat edin. Şimdi Konya'dan Ankara'ya gitmişim. Maliyetim kaç? Konya'dan Ankara'ya gidiş maliyetim 20. Sonsuz mu büyük? 20 mi büyük? 20 büyük. Sonsuz büyük. Yani 20 küçük. Küçük olanı alıyorum ve parent'ını güncelliyorum. Artık Ankara'nın maliyeti 20. Parent'ı Konya. Yani Konya'dan Ankara'ya gideceksem 20 maliyet harcıyorum. Parent'ın da Konya. Tamam, okey. Başka yola bakıyorum. Başka bir yere gidebiliyor muyum ben Konya'dan? Evet, gidebiliyorum. Mersin'e gidebiliyorum mesela. Ok Mersin'e çıkmış çünkü. Şimdi karşılaştırıyorum. 80 mi büyük, sonsuz mu büyük? Eğer ki 80 ya küçükse, yani küçük olanı alıp yeni değeriyle güncelliyorum eski değerine göre. Artık benim Mersin'e gitme maliyetim Konya'dan 80. Sonsuz değil. Küçük olduğu için güncelledim ve parent'ım da Konya. Başka nereye gidebiliyorum Konya'dan? Konya'dan Antalya'ya gidebiliyorum. Maliyetim kaç? 90. Sonsuz mu daha büyük? 90 mı daha büyük? Sonsuz daha büyük olduğu için 90'ı sonsuzla güncelleyip maliyetim yerine 90 yazıyorum ve parent'ını güncelliyorum. Tamam. Şimdi Konya'dan bakıyorum. Başka gidebileceğim bir yer var mı? Hayır, yok. Geldim ikinci. Şimdi arkadaşlar ikinci Ankara. Neden Ankara? Çünkü arkadaşlar şuraya bakıyorum. Şuraya baktım. Benim maliyetim en küçük neresi? Ankara. Şimdi Mersin 80, Antalya 90, Ankara 20. O zaman ben ne yapacağım? Gideceğim bir sonraki adımda. Şimdi Konya'yı bitirdim ya. Bir sonraki adımda Ankara'nın bütün nodlara olan uzaklığını bulmaya çalışacağım. İlk önce bütün yukarıdaki değerleri aldım, aşağı aynılarını taşıdım. Şimdi burada arkadaşlar renklere dikkat edin dedim. Aslında o burada ortaya çıkıyor. Düğümün ziyaret edilmemiş olması gerekmekte. Yani burada arkadaşlar ben eğer şurada şimdi hepsi pembe. Aslında Ankara'da pembe ama pembe harici bir renk görürseniz anlayın ki orası ziyaret edilmiştir. Tamam. Ben ziyaret edildi bilgisini tutmak durumundayım, zorundayım. Çünkü ziyaret edilip edilmediğine göre ben kodlamayı yapacağım. Algoritma da ona göre çalışıyor zaten. İkinci bir diğer hususum. Şimdi Ankara'nın maliyeti kaçtı? Şöyle yakınlaştırayım biraz. 20 idi. Ankara'nın maliyeti 20 ve ben 20 ile buraya geldim yazdım. Şimdi ben Ankara'dan nereye gidebiliyorum? Sivas'a gidebiliyorum. Sivas'ın maliyeti kaç? 10. Ankara'dan Sivas'a gitmenin maliyeti 10. Ama Ankara'nın da kendisinde bir 20 maliyet vardı. O zaman 20 artı 10 oldu, 30 oldu. Şimdi sonsuzla 30'u karşılaştırıyorum. 30 mu büyük, sonsuz mu büyük? 30 daha küçük olduğu için sonsuzu 30 değeriyle güncelliyorum. Ve bunun parent'ını Ankara yapıyorum. Artık Sivas'tayım. Neden Sivas'tayım? Çünkü burada maliyeti en düşük olan, yani Ankara satırında maliyeti en düşük olan Sivas'tı. Sivas'ı ekrana yazdım. Bütün değerlerini aynen geçirdim. Şimdi Sivas'ın gidebileceğimiz yerler nereler? Niğde ve Mersin. Niğde'ye bakıyorum 10. Şimdi Sivas'ın 30 maliyeti vardı. 10'da Niğde'ye gidiş maliyeti ne oldu? 40. 40 oldu maliyeti. Sonsuz mu büyük? 40 mı büyük?
40 daha küçük olduğu için sonsuz değerini 40 değeriyle güncelledim. Mersin sonraki durağımız ya da sonraki gidebileceğimiz il. Sivas'ın maliyeti 30'du. 40 da Mersin'e gidiş maliyeti var. 70. Sonsuz mu büyük, 70 mi büyük? 70 daha küçük olduğu için güncelleme işlemini gerçekleştirdim. Zaten başka da gidebileceği bir yer yok. Geçtim Niğde'ye. Neden? Niğde çünkü en düşük. Aynı işlemleri burada da yapıyorum ve Niğde'nin sadece Kayseri'ye gidişi var. O da aslında 60. Neden? Çünkü 40 Niğde'de vardı. 20 de kendi maliyetinden geldi, 60. Özür dilerim. Bir de Mersin'e gidiyormuş. Niğde Mersin'e gidiyormuş. Mersin'de buraya eklemiş olduk. Ha burada şöyle, şimdi 70'ti Sivas'ın maliyeti. Özür dilerim. Mersin'in parent'ı Sivas. 70'ti. Buranın maliyeti 50 olduğu için 70 mi 50 mi arasında karşılaştırmayı yapıyorum. 50 daha küçük olduğu için 50'yi buraya geçiriyorum ve parent'ını da güncelliyorum. Şimdi burada artık Mersin'e geçiyorum. Maliyetten dolayı hani bir güncelleme yapmıyorum burada. Yani şurada bir şeyi güncellemişim sanırım. Mersin güncellenmiş burada. Ama zaten Dijikstra algoritmasını hani anladığımızı düşünüyorum. Çünkü nasıl oluyor? Yollara bakıyorum. Sonsuz yazıyorum, karşılaştırıyorum. Bir önceki satırla karşılaştırıyorum. Sonsuzla karşılaştırıyorum. Hani küçükse güncelliyorum. Güncellediğim yerin parent'ını da güncelliyorum. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Antalya'yı da mesela şöyle Kayseri'den devam edelim. Ama önce bir Mersin'e bakalım. Aynen. Mersin'e bakalım. Mersin'in bir tane gittiği yer var. O da neresi? Antalya. Antalya'yı burada güncelledim. Antalya satırını burada güncelledim. Ve güncelledikten sonra benim Mersin'den başka çıkış yerim yok. O zaman neye bakacağım? Bir Denizli'ye uğramamışım. Kayseri'ye uğramamıştım. Bu satırda uğradım. Neden Kayseri'ye uğradım? Çünkü maliyeti en düşük olan Kayseri. Kayseri'yi de yaptıktan sonra Antalya. Yine aynı şekilde Antalya'yı da güncelledim yollarını. Şimdi Antalya'dan Konya'ya da bir gidiş var ama burada tabii ki güncelleme olmayacak. Çünkü zaten ben Konya'da bulunuyorum. Başlangıç noktam Konya yani. Antalya'yı da güncelledikten sonra geriye bir tek Denizli kalıyor. Denizli'de de şöyle bir durum var. Şimdi Denizli'ye giden bir yol olmadığı için, yani şöyle, şimdi Denizli'den ok çıkmış. Ama Denizli'ye herhangi bir ok girmemiş. Herhangi bir ok girmeyen yerde ben Dijkstra algoritmasında şu tabloya almıyorum çünkü yol yok oraya. Yani maliyeti sonsuz oranın. O yüzden hesaplamaya bile gerek yok. Sonuç olarak ise arkadaşlar, Konya'dan Ankara'ya 20, Konya'dan Sivas'a 30, Konya'dan Mersin'e 50, Konya'dan Antalya'ya 70, Niğde'ye 40, Kayseri'ye 60 maliyetle gidebiliyorken Denizli'ye gidemiyorum. Neden? Çünkü oraya yol yok. Peki ben bunu arkadaşlar iki sayıyı toplarken nasıl kullanabilirim? Aynen bu şekilde kullanabilirim. A'dan C'ye ortada bir nol oluştururum. A'dan B'ye gidiş maliyetim 5, B'den C'ye gidiş maliyetim 3. Demek ki A'dan C'ye gidiş maliyetim 8. İki sayıyı toplarken bu algoritmayı da kullanabilirim. Hemen geldim. Şimdi arkadaşlar aslında Dijikstra algoritmasının kodu biraz uzun. Çok da sıkmamaya çalışarak başlayayım yazmaya. Şimdi burada arkadaşlar bir komşuluk matrisi devreye girecek.
Bir de başlangıç düğümü devreye girecek. Bu ikisiyle ben yola başlıyorum. Ben bunu klasın dışına yazdığım için bana kızdı. Aslında şöyle yapsam çok daha güzel mi olur? Tamam, buradan başladık, buradan devam edelim. Direkt şunu Dijikstra diye bir klas alıp oradan gitmeyi düşündüm de. Şimdi arkadaşlar, öncelik olarak benim düğüm sayımı belirlemem gerekiyor. Births diyelim. Komşuluk maddesimin length'ini alabilirim. Hatta bunun sıfırıncısının length'ini alabilirim. Daha mantıklı olacaktır. Daha sonra buraya Enverse yazmam gerekiyor. Aynen öyle. Bulunan en kısa mesafeleri bir dizi içerisine saklayacağım. Bunun için bir array oluşturuyorum. Yine sunum esnasında demiştim ki ziyaretler önemli. Yani ziyaret edildi bilgisini ben aslında tutmak durumundayım. Çünkü kodlamanın esnasında algoritmayı sürdürürken bu ziyaret edilip edilmediğinin bilgisi benim işime yarayacak. Şimdi aslında buraya kadar ben her şeyi tanımlamış oldum. Şimdi tekrar edelim tanımladıklarımızı. Şimdi düğüm sayısı bulundu. En kısa yollar için mesafe dizisi tanımlandı. Ziyaret edildi, edilmedi bilgisi. Ne tutan dizi tanımlandı. Tamam. Şimdi bunlar benim için çok önemli olan parametrelerdi. Peki bundan sonra nasıl gideceğim? Şimdi arkadaşlar, burada öncelik olarak ben aslında şöyle bir şey tanımlayacağım. Diyeceğim ki vertex i deneyelim. Sıfırdan başlasın. Tabii ki sıfırdan başladığım için en vertex'e kadar gidecek ve vertex index artı artı. Vertex index artı artı. Şimdi burada diyorum ki öncelik neydi? Gerekli atamalarımı yaptım. Gerekli parametrelerimi oluşturdum ve artık bunlara değer ataması yapacağım. Bütün değerlere sonsuz maliyet veriyorum ve bütün düğümler şu an ziyaret edilmedi. Ama ne demiştik? Başlangıç düğümün kendisine olan maliyeti sıfır. Tamam, güzel. Şimdi tabii burada şöyle bir eksiklik kaldı. Parent'ları da tutmamız gerekiyordu. Hemen parent'la alakalı da bir dizi oluşturalım ve buna boyut olarak bizim düğümümüzün sayısını verelim. Start vertex'in, yani başlangıç aslında değerimizin, başlangıç nodumuzun parent'ı yoktur. Buna eksi bir, eksi bir vermeyelim. Buna şöyle bir şey yapalım. Buna şöyle bir şey yapalım. Buraya gelelim. Da şuraya gelelim. Private static final int no parent diyelim. Eşittir eksi bir diyelim. Gelip no parent'ı buraya verelim. Yani daha böyle güzel olur. Bu şekilde veriyor olmak. Şimdi artık ben algoritmamı gerçeklemeye başlayabilirim. Bike sıra algoritmasını artık tanımlamalarını yaptım. Atamalarını gerçekleştirdim. Artık buradan sonra ben algoritmayı kodlamaya başlayabilirim. Şimdi integer i for integer i eşittir
birden başlıyorum. Neden? Çünkü başlangıç düğümünü saymıyorum. Nereye kadar gideceğim? Benim yukarıda tanımladığım aslında komşuluk matrisimin sonuna kadar gideceğim, sayısına kadar gideceğim. Şimdi burada nearest vertex diye bir şey tanımlayalım. Buna eksi bir verelim. Şimdi bunun ne olduğunu açıklayacağım. Bir de shortest distance'ı da sonsuzla kıyaslayacağım için max value verelim. Şimdi nearest vertex aslında şunu yapıyor. Hani o matris, daha doğrusu komşuluk grafında, komşuluk matrisinde ilgili bulunduğum yerle komşu olup olmadığımı kıyas ediyor. Yani elimde bir graf var, elimde bir komşuluk matrisi var. Ben o komşuluk matrisinde neredeyim, nereye gideceğim, gideceğim yerle bulunduğum yer komşu mu gibi durumları kontrolünü bununla sağlayacağım. Şimdi diyorum ki for integer, yine vertex index diyelim. Hani iyi kullanmayalım burada. Şimdi diyorum ki burada eğer benim ziyaret edilip edilmediğini tutan dizim benim döngümdeki değerimin karşılığında ziyaret edilmemişse benim shortest distance dedim ama bir dakika. Shortest distances diyeceğim buraya. Aynen öyle. Benim en kısa maliyetleri tutan dizimin ilgili elemanı max value'dan küçük ise artık güncellemeleri yapmaya başlayabilirim. Nearest vertex'e vertex index diyebilirim ve shortest distance'a da uzaklıkları tutan dizimin ilgili elemanının maliyetini geçebilirim. Ve bu işlemleri yaptıktan sonra aslında şuraya gelip ziyaret edilip edilmediği bilgisini tuttuğumun dizisini ilgili alanını true yapabilirim. Şimdi buraya kadar ne yapmış olduk? Aslında ziyaret edilmiş, ziyaret edilmemiş nodlarda gezdik ve en kısa mesafeye sahip olanı bulduk. Eğer bir nodun mesafesi şu anki en kısa mesafeden daha kısa ise bu nodu en yakın olarak kaydettik ve en kısa mesafeyle güncelledik. Yaptığımız şey şu an bu oldu. Ve şurada da ziyaret edildi dizimizi güncelledik. Artık oradaki o vertex ziyaret edildi. Şimdi ben burada bir döngü daha açmam gerekiyor. En yakın nodun tüm komşularını gezmek için bu döngü. Yine vertex index'e gidelim. Burada köşe distance diye bir tabir kullanacağım. Benim burada bir komşuluk maddesim vardı. Şimdi burada şunu yapmaya çalışıyorum aslında. En yakın nodun tüm komşularını geziyorum ve eğer noda olan mesafe üzerinden gidildiğinde daha kısa bir yol bulunuyorsa bunu o nodu güncelliyorum aslında. Burada şöyle yapmam gerekiyor sanırım. Şurayı edge distance sıfırdan büyükse ve dedim. Bir de burada tabii toplama işlemini gerçekleştireceğim. Shortest distance ile
Edge distance'ın toplamı. Aynen şuraya. Küçükse benim en kısa mesafeleri tutan dizimin ilgili elemanından, o zaman ne yapacağım? Parent'ı da güncelleyeceğim. Ve gideceğim. Aynı şekilde en kısa mesafeyi de güncelleyeceğim. Tabii burayı yanlış yaptık. Buranın şöyle olması gerekiyor. Short'un şöyle olması gerekiyor. Aynen öyle. Aslında algoritma tam olarak burada bitti arkadaşlar. Algoritma tam olarak şu an burada bitti. Şurada bir hiç kullanıldı, hiç okunmadı diyor. Ya burada bitti aslında benim algoritmam. Şimdi notlarımdan şöyle bir şey yapacağım ben. İki tane utility metodum var benim. Ekrana bastırmaya yarayan. Onları hemen şuraya bir ekleyeceğim. Şimdi bu neresiyim? Onları yazmakla çok uğraşmayalım. Burada bitmiş. Şuraya gelip ekleyebilirim. Tam da şuraya print solution'ı verebilirim aslında. Start vertex, short distance ve parents bilgilerini buraya veriyorum ki bu ne yapıyor aslında? Birazdan çok daha net bir şekilde göreceğiz ki ekrana yazdırmaya yarıyor aslında. Sonrasında gidelim. Şöyle bir şey yapalım. Main'e gelelim. Ve bir tane komşuluk matrisi tanımlayalım. Aynen. Bu komşuluk matrisine şimdi şöyle bir şey, şimdi sunuma gelelim. A'dan B'ye gitmişim, B'den C'ye gitmişim. Şimdi bunu şöyle düşünmek gerekiyor. Ya burayı anlamak biraz önemli. Şimdi A, B, C. A, B, C. Şimdi A'dan A'ya, ya şimdi A'daysam A'ya gitme maliyetim sıfırdır. A'dan B'ye gitme maliyetim 5'miş. Ama A'dan C'ye direkt olarak yol olmadığı için buraya sonsuz yazacağım. B'den A'ya gidiş maliyetim 5. Aslında bu hani yönlü bir graf olmadığı için direkt hani B'den A'ya 5 ile gidebiliyorum. B'den B'ye gidiş maliyetim 0. B'den C'ye gidiş maliyetim 3. C'den A'ya gidiş maliyetim sonsuz çünkü C'den A'ya gidemiyorum. C'den B'ye gidiş maliyetim 3 ve C'den C yani kendimdeyim. Kendime gidiyorum yine. Maliyetim 0. Benim komşuluk matrisi olarak şunu ekrana çizmem gerekiyor. Ekrana basmam gerekiyor. Bu yüzden şimdi A'dayım. A'ya gitmem hatta şu ekranda kalsın. Ona göre burayı doldurabilirim. Şöyle biraz yakınlaştırırsam şöyle. Aynen. A'dan A'ya maliyetim 0. Maliyetim 5 ve integer max value değil mi? Sonsuz maliyetle gidiyorum. Yani gidemiyorum aslında. B'den A'ya gidiş maliyetim 5. B'den B'ye yani kendime gidiş maliyetim 0. Ve B'den C'ye gidiş maliyetim kaç? B'den C'ye gidiş maliyetim 3. Ve buraya geldim. C'den A'ya gidiş maliyetim sonsuz. C'den B'ye gidiş maliyetim 3. B'den C'ye gidiş maliyetim 0. Aslında şu an tam olarak da ihtiyacım olan her şeyi kodlamış bulunuyorum. Sadece buraya geleceğim. Dijikstra, Dijkstra metodumu çağıracağım. Komşuluk maddesimi ve başlangıç düğümümü parametre olarak vereceğim.
8. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 5 ve 3, yani şuradaki 5 ve şuradaki 3 A'dan C'ye gidiş maliyeti olarak, sıfırdan ikinci düğüme gidiş maliyeti olarak 8 olarak karşıma çıktı. Şimdi ben burada bir şey denemek istiyorum. Hiç denemedim bunu. Mesela şuna eksi 5 versem olur. Patlamasını bekliyorum ama. Patladı. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir konu var. Dijkstra algoritması negatif ağırlıkları kabul etmiyor. Negatif olduğu zaman ağırlık, Dijkstra algoritması ile bunu ele alamıyorsunuz. Bunu handle edemiyorsunuz. Negatif ağırlıkları da, negatif maliyetleri ele alabildiğiniz en kısa yol algoritması Belmanford. Ama mantık çok farklı değil. Hemen hemen aynı. Sadece dediğim gibi negatif maliyetleri de ele almanızı sağlıyor. Mesela şöyle bir şey yapalım. 7'ye 9 diyelim. Gerçi şöyle demem lazım sanırım burada. 7, 8 ve 8. Mesela 15 değerini bekleyeceğim. A'dan B'ye gidişim 7, B'den C'ye gidişim 8. Şöyle çalıştırdığım zaman 15 değerini ekranda görüyor oluyorum. Dijkstra algoritmasında da bu şekildeydi. Şimdi ben burada şöyle lit kodda ben gördüm bu aslında durumu. Ya 21 farklı şekilde arkadaş lit kodda toplamış bunu. Şöyle hızlıca bir göz atmak gerekirse de şöyle bir hemen şöyle bir gidelim. Ki tabii Binary Search falan buradan aldım. Brute Force'u da buradan aldım. Dijkstra'yı kendim yazdım. Çünkü burada Priority Queue'ya falan girmiş burada. Yani çok farklı bir yaklaşımla Dijkstra'yı almış. Mesela bu arkadaşın yazdığı Dijkstra'da negatif ağırlıkları handle edebiliyorsunuz. Floyd algoritmasıyla yapmış bunu mesela. Prefix sum ile iki sayıyı toplamış. Mesela minimum spanning tree ile Kruskal'la toplamış mesela, ki bayağı aslında directly add'e yeni bir tane sonuç vermiş. Mesela böl ve fethet mantığıyla, tekniğiyle çalıştırmış. Belmanford'la kodlamış mesela burada, ki demin bahsetmiştim aslında Belmanford negatif sayıları da handle edebiliyor. Ya burası çok 21 farklı şekilde, 21 farklı algoritma demek 21 tane çözüm. Hani burada ben sadece 7 tanesini ele aldım, ki bir tanesi zaten şeydi. Reflection'da onu saymıyorum. 6 farklı yaklaşımla, hatta bir tanesi normaldi, 5 farklı yaklaşımla ele aldım. Merge list, brute force, bit manipulations, binary search ve Dijkstra. Benim sunum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizin için keyifli bir yayın olmuştur. Bana bu QR koddan dilediğiniz sosyal medya adresine ulaşabilirsiniz. Abi ağzına sağlık, emeklerine sağlık. Çok güzel bir yayındı gerçekten. Çok Teşekkür teşekkür ederim. ederim. Teknik bir iki aksaklık oldu. Biraz da ben heyecan yaptım ilk olduğu için, ama Evet. umarım Olabilir, canlı yayın tabii. Büyük bir problemimiz keyif olmadı. almıştı. Sorusu olan varsa soruları alalım. Ben tablet bağlantısı gene koptu. Ben şöyle bir şey yapacağım. Ya bu tablet bağlantısı hiç yapmayacağı şeyi bugün yapası tuttu. Ben bu arada soruları göremiyorum Onur. Okuyabilirsen eğer soru varsa. Şu an henüz bir soru gelmedi. Ben de bekliyorum biraz bir sorusu olan varsa diye. Mustafa teşekkür ederiz. Yayın çok güzeldi. Ellerine ağzına sağlık demiş abi Mustafa Ünlü. Çok teşekkür ederim Mustafa. Çok sağ olasın dostum. Yayının başında da belirttik. Bu bizim yeni bir serimiz. Türkiye Java Community olarak. Bu yayına devam edecek. Ayrıca daha önce de yaptığımız gibi dışarıdan konuklarımızı da almaya devam edeceğiz.
Konularımız belli ama şu an söylemeyelim. Siz sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi lütfen devam edin. Bütün duyurularımızı orada zaten geçiyoruz. Aynı zamanda Twitter ve Instagram'dan JavaTip ve sorular çıkıyoruz. Onları takip etmeniz hem sizin için hem bizim için iyi olur. Bunun haricinde abi yapacağımız başka duyuru yoktu sanırım. Aynen, başka bir şey yok Onur. Başka bir şey yok şu anda. Vakit ayırdığınız için sizlere, emekleri için de Furkan abiye çok teşekkür ederiz. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Çok sağ ol. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.